Zehirlenmeler ve ilk yardım. Zehirli maddelerin vücuda girmesi sonucu ortaya çıkan duruma zehirlenme denir. 1. Zehirlenme şekilleri. A. Ağız yolu ile. Gıda zehirlenmeleri, ilaçlarla olan zehirlenmeler, kimyasal madde ile zehirlenmeler, alkol zehirlenmesi. B. Solunum yolu ile. Karbonmonoksit zehirlenmeleri, diğer zehirli gazlarla olan zehirlenmelerdir. C. Deri yolu ile. Zehirli gazlar, böcek öldürücü ilaçlarla olan zehirlenmeler, diğer kimyasal maddelerle olan zehirlenmelerdir. 2. Belirtiler. Ağızda yanma, özel tat, yutkunma zorluğu, bulantı, kusma, karın ağrısı, karın krampı, ishal, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi ve terleme. Bilinçli değişik derecelerde bozukluk. Solunum ve dolaşımda değişik derecelerde bozukluk, hatta durma. Önemli durumlarda idrar miktarı azlığı, hatta hiç idrara çıkamama. Görmede bozukluk, nabızda zayıflama, göz bebeklerinde küçülme, kan basıncında düşme ve havaleler olabilir. A. Bilinci yerinde ise mümkün olduğu kadar çabuk tıbbi yardım isteyiniz. Bir ambulans çağırınız. Zehirlenmenin nedenini biliyorsanız haber verirken belirtiniz. Ayrıca zehirlenmelerde başvurulacak danışma merkezini arayabilirsiniz. Tıbbi yardım ulaşana kadar hasta yalnız bırakılmamalıdır. Kusturarak mide içindekileri boşaltınız. B. Bilinci kaybolmuş ise yan yatırınız. Baş ve boyunu arkaya çeviriniz. Soluk yolunu açınız. Alt çeneyi ve dili öne çekiniz. Gerekirse ağızdan ağza yapay solunum yapınız. Kalp durmuşsa kalp masajı uygulayınız. Hastaneye gönderiniz. 3. Zehirli mantar, tütün ve zehirli diğer bitkiler ile olan zehirlemelerde ilk yardım. Ağızdan bol su içerek sulandırınız. Parmağınızı zehirlenmenin ağzına sokarak kusturmaya çalışınız. Tırnağınız uzunsa hastanın boğazını yaralayabilirsiniz. Tırnağınızı kesiniz. Kusarak çıkarılanları saklayınız. Birlikte hastaneye götürünüz. Böylece zehrin cinsi saptanabilir. Zehirli gıdayı aldıktan sonra 3-4 saat geçmişse müshil vererek dışarı atılmasını sağlayınız. 2-3 yemek kaşığı tıbbi kömürü 1 bardak su içine karıştırarak içiniz. Tıbbi kömür zehirleri bünyesinde tutar. Şoku önleyiniz. Hastaneye gönderiniz. Dikkat! Genel kural olarak zehirlenen kişiyi kusturmayın. Bu kuralın tek istisnası eğer kişi bilinçli ise ve kısa bir süre önce olması ilaç içimi söz konusu ise kusturabilirsiniz.